Bugüne kadar Türkiye'deki birçok ekonomisten hep şunu duydunuz. Enflasyonu ve dolar kurunu düşürmek için faizler artmalı. Faiz inadınızla ülkeyi felakete sürüklediniz. İndirerek ülkeyi felakete sürüklediniz. Nas var nas, faizleri indireceğiz. Erdoğan düşer ama faiz, enflasyon ve döviz kurları düşmez. Enflasyonu durdurmak için faizleri arttırmak gerekir. %19 olan politika faizini %14'e indirince ne oldu? Bir kere faizler arttı. Enflasyon da arttı. Evet, faizler artınca başlangıçta talep azalır ve enflasyon düşer. Bu doğru. Ama bu ekonomistler faizler arttıktan sonra olacaklardan size bahsetmezler. Olacak şey üretimlerin azalması, insanların işsiz kalması ve enflasyonun uzun vadede daha çok yükselecek olmasıdır. Faiz oranlarını yükseltmek, fiyatların daha da yükselmesine, daha fazla enflasyona yol açabilir. Faiz oranlarını yükselttiğinizde ev sahiplerinin bu yüksek maliyetleri kiralara yansıttığına ve yine enflasyonu artırdığına dair kanıtlar var. Bakın, bunu söyleyen kişi öyle sıradan biri değil. Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz. Dediklerinde haklı. Enflasyonu çözmek için yakın zamanda faizleri artıran Amerika ve Avrupa'nın şimdiden bir krize girmesi bekleniyor. Çünkü siz faizleri artırınca şu olur. İnsanlar daha az kredi çeker ve talep düşer. Kredi dediğimiz şey aslında paradır. Para miktarı azalırsa enflasyon da düşer. Ama aynı zamanda kredilerin faizleri de yükseleceği için yatırımlar hızla durur. Bu yüzden Dünya Bankası, ülkelerin faiz artırmasının 2023'te küresel bir kriz riskini artırdığını açıkladı. 2020 yılını hatırlayın. O yıl faiz artırımına gidilmiş ve enflasyon düşmüştü. Ama faizler yüksek olduğu için konut üreticileri yeterince konut üretemedi. Salgından sonra artan taleple gördük ki enflasyon bir yere gitmemiş. Üretim talebi karşılayamadığı için bu kez daha büyük bir enflasyonla karşılaştık. Hem konut fiyatları hem de kiralar rekor seviyelere geldi. Yani faizleri yükselttiğinizde talebi kıstığınız için ilk başta enflasyon düşecek. Ama yatırımlar duracağı için ekonomi krize sürüklenecek, şirketler iflas edecek ve insanlar işsiz kalacak. Evet, hayat pahalılığı çok zor ama bir de işinizi kaybetmişken her şeyin daha pahalı olduğunu düşünün. İşte bu ekonomistler size bu gerçeklerden bahsetmezler ve bahsetmeyecekler. Örneğin Amerika, 1970'lerde enflasyonu faizleri arttırarak ancak 3-4 senede istediği orana getirebilmişti. Ama Türkiye gibi bir ülkenin 3-4 yıl boyunca yatırımları ve üretimi durdurmasını bekleyemezsiniz. Çünkü bu ekonomik bir intihar olur. O halde faizleri artırmadan hem enflasyonu düşürüp hem de üretime devam etmek mümkün mü? Evet, mümkün. Bunun için iki şeye ihtiyacımız var. Birincisi dolar kurunu kontrol altına almak, ikincisi faizleri artırmadan talebi azaltmak. Türkiye son 2 yıldır ihracat rekorları kırıyor. Bunun sebeplerinden biri Türk lirasının bir miktar değer kaybetmesi ve dış ticarette rekabetçi hale gelmesi. Ama diyeceksiniz ki bu dönemde sadece ihracatımız değil, ithalatımız da arttı. Evet, döviz kurunun yükselmesiyle dışarıdan aldığımız malların maliyeti de arttı. Ayrıca 2021'in ilk 8 ayında ticaret açığımız 30 milyar dolarken bu sene 73 milyar dolara çıktı. Tabii Türkiye enerjide dışa bağımlı olduğu için bu açığın %90'ı enerji ithalatından kaynaklanıyor ve bu sene savaştan dolayı enerji fiyatları pahalılaştı. Burada çözüm belli. İthal ettiğimiz malların ucuzlaması gerekiyor. Bunun için de yurt içindeki dövizin bollaşması lazım. Döviz bollaştıkça dolar kuru düşecek, kur düştükçe ithal mallar ucuzlayacak ve böylece piyasadaki fiyatlar da aşağı inecek. İşte bu çözümün karşısında duran en büyük engel döviz stokçuları. Peki bu döviz stokçuları kimler ve Türkiye'nin servetini nasıl sömürüyorlar? Resmi rakamlara göre bankalarda toplam 8 trilyon liraya yakın para var. Bunun yarısından fazlası, yani 240 milyar dolara yakın para bankalarda döviz olarak duruyor. Bu 240 milyar doların 150 milyar doları şahıslara, 90 milyar dolara yakını da şirketlere ait. Tabii bu şahıslardan bazıları bu şirketlerin de sahipleri. Yani 150 milyar doların büyük bir kısmı da aslında bu şirketlerin sahiplerine ait. Kısaca şahısların bankalarda şirketlerden daha çok doları var. İnsanlar bu kadar çok dolar almaya 2019 yılından sonra başladı. 2019 yılında ne olduğunu hatırlayın. Amerikan Başkanı Trump, Türkiye'nin ekonomisini mahvedeceğim demişti. I will totally destroy economy of Turkey. Bir ABD Başkanı böyle bir açıklama yaptığında ne olacağını tahmin edebilirsiniz. İnsanlar korkuya kapılıp dolar aldılar ve Türk lirası değer kaybetmeye başladı. Türk lirası değer kaybettikçe Türkiye bunu bir fırsata çevirdi ve ihracatını arttırdı. Küresel salgında birçok ülke ekonomisini durdururken Türkiye üretmeye devam etti. O dönem düşük olan faizlerin de yardımıyla ihracat hız kazandı. 2020 yılında bütün ekonomiler küçülürken Türkiye, Çin ile birlikte büyüyen iki ülkeden biri oldu.
Türkiye 2021 yılında ise dünyada en çok büyüyen 3. ülke oldu. Yani Türk lirasının bir miktar değer kaybetmesi ihracat için olumluydu. Ama dolara olan talep o kadar çoktu ki dolar kuru 18 lirayı geçmişti. Türk lirası hızla değer kaybediyor ve enflasyon artıyordu. Vatandaşın marketten aldığı malın fiyatı da şirketlerin dışarıdan aldığı ham maddenin fiyatı da yükseliyordu. Hükümet dolara olan talebi önlemek için kur korumalı mevduat hesabını çıkardı. Yani vatandaş bankadaki parasını dolar yerine Türk lirası olarak tutacak, dolar kurunda bir artış olursa aradaki fark vatandaşa ödenecekti. Açıklama sonrası dolar kuru 12'lere kadar geriledi. Kur korumalı mevduat başlarda dolara olan talebi azaltmıştı. Aralık 2021'den Rusya-Ukrayna savaşı başlayana kadar şahıslar 5 milyar dolar, şirketler de 15 milyar dolar döviz bozdurdular. Savaşın başlamasıyla döviz stokçuları da harekete geçti ve Türkiye'yi, yani bizi, soymaya başladılar. Bazı şirketler savaş başladıktan sonra ucuz kredi çekip bu parayla ihtiyaçlarından fazla dolar alıp stoklamıştı. Firmalar bu dönemde 24 Şubat savaş çıktığından 6. aya kadar 55 milyar dolar döviz aldılar. Peki bu döviz stokçuları 80 milyonun parasını nasıl çalıyor? Bildiğiniz gibi şahıslar ve şirketler paralarını bankalarda açtıkları hesaplara yatırıyorlar. Örneğin 2019'un Eylül ayında şahısların bankalarda 1,5 trilyonu varken şirketlerin 700 milyar lirası vardı. 2022'de şahısların parası 3 kat artıp 4,5 trilyona, şirketlerin parası da yaklaşık 4 kat artıp 3 trilyona yaklaşmış. Bankalar ihtiyaç duyan insanlara ve firmalara burada biriken paralardan bir faiz karşılığında kredi veriyorlar. 2019'da alınan bireysel krediler 500 milyar lirayken şirketlerin kullandığı ticari krediler de sadece 1 trilyondu. Koronavirüs salgınından sonra insanların ve şirketlerin kredi ihtiyacı artınca kredi muslukları açıldı ve krediler büyük bir hızla artmaya başladı. 2022'de bireysel krediler 2 kattan fazla artıp 1.2 trilyona, ticari krediler de 5 kat artıp 5.5 trilyona yaklaştı. Dolar stokçuları işte tam bu noktada devreye girdi. Üretim ve ihracat yapan şirketlerin kullanması için verilen ucuz kredileri döviz stokçuları almaya başladı. Firmalarımız o ucuz kredileri kullanarak 10 milyar dolar tekrar alıp hesaplarına koydular. İthalat yaptıkları rakam hariç. Şu an 90 milyar, 70 milyar dolara indi. Şu an tekrar, bu bankacılık resmi rakamlar açıklanıyor. Şu an tekrar bankacılık kesiminde 80 milyar dolara ulaştı. Bir de kur korumada paraları devam ediyor. Yani döviz stokçusu 30-40 firma ihracat için dağıtılan ucuz kredileri topluyor ve bu paralarla döviz alıyorlar. Bunu sayılarla gösterelim. Örneğin savaş başladığında şirketlerin döviz hesaplarında 70 milyar dolar para vardı. Kur korumalı mevduat hesaplarında Haziran ayında toplam 60 milyar dolar birikmişti. Bunun sadece 20 milyar doları bile şirketlere ait olsa Haziran'da şirketlerin döviz miktarının azalmış olması gerekirdi. Ancak bu sayı azalmadığı gibi 10 milyar dolar daha artmış ve 80 milyar dolara çıkmış. Bu şirketler ithalat ve ödemelerini yaparken dolara ihtiyaç duyuyorlar derseniz bu doğru. Ama bu şirketlerin yatırım malları hariç aylık ithalatı ortalama sadece 15 milyar dolar. Yani şirketlerin 2 aylık ithalat ödemeleri için hesaplarında 30 milyar dolar olması yeterli. Ancak bu şirketler ihtiyaçlarından fazla stoklayıp 80 milyar dolar tutuyorlar. Böylece üretime ve yatırıma gitmesi gereken krediler döviz stokçularına gidiyor. Onlar döviz aldıkça döviz kuru artıyor ve Türk lirası daha çok değer kaybediyor. Böylece ihtiyaç duyduğumuz her şey daha pahalı hale geliyor ve enflasyonla alım gücümüz düşüyor. Yani döviz stokçusu 30-40 şirket ve bu şirketlerin sahibi olan 200-300 sermayedar vatandaşın cebinden çalıp servetine servet katıyor. Servetiniz şöyle çalınıyor. Döviz stokçusu şirketler bankada dövizleri olmasına rağmen ödemelerimiz var bahanesiyle ucuz kredi çekiyorlar. Sonra bu kredilerle gidip dolar alıyorlar. Örneğin 2021'de dolar 8 lira, enflasyon da %19'du. Stokçular dolar aldıkça dolar kuru 13'e, enflasyon da kur geçirgenliği sebebiyle %36'ya çıktı. Onlar dolar aldıkça dolar değerlendi ve hiçbir şey üretmeden para kazandılar. Son bir yılda dolar kuru %100'den fazla artarken enflasyon da %80'e ulaştı. Yani döviz stokçuları oturdukları yerde servetini ikiye katladı, vatandaşsa iki kat daha fakirleşti. Yani üretim için verilen kredilerin döviz stokçularına gitmesi halkı, yani bizi daha da fakirleştirdi. %80'ini falan 20 firma kullanıyor. Buna benim gönlüm razı olmaz. Bir şey söyleyelim. Exim Bank'ın o yüksek oranda kullanılan, dedim ya 20 firma, 30 firma, 50 firma böyle çıkıyor böyle. Bu firmaların yüksek oranda dövizleri olduğu halde döviz alıyorlar. Bunlara evet vermiyoruz, verdirmiyoruz. Merkez Bankası Başkanı verilen kredilerin %80'ini bir avuç şirketin kullandığını söylüyor.
Stokçuların hesaplarında fazla döviz olduğu için bunları bankalara teminat gösteriyor ve daha düşük faizle kredi alabiliyorlar. Ancak döviz stoklamayan, üretim yapan ve gerçekten krediye ihtiyacı olan şirketlerse ya kredi bulamıyor ya da daha yüksek faizlerle kredi kullanmak zorunda kalıyorlar. Burada yapılması gereken şey döviz stokçularına akan kredi musluklarını kapatmak. BDDK 15 milyon liranın üzerinde dövizi olan şirketlere kredi verilmemesi için Haziran ayında bir karar almıştı. Böylece şirketler ihtiyaç duyduklarında hesaplarındaki dövizleri bozacak ve bunları kullanmak zorunda kalacaklar. Bu dolarlar bozuldukça dolar kuru üzerindeki baskı zamanla gevşeyecek ve bir dengeye ulaşacak. Örneğin enerji ithalatı için 2020'de 29 milyar dolar, 2021'de de 51 milyar dolar ödemiştik. 2022'de bu tutar yaklaşık 100 milyar dolara yakın olacak. Bunun en büyük sebebi tüm dünyada enerji fiyatlarındaki artış olsa da döviz kurunun yüksek olması ithalatımızı daha pahalı hale getiriyor. Eğer kurlar makul seviyelere düşerse devletin ithalat için harcadığı milyarlarca dolar devletin yani halkın cebinde kalacak. Türk lirasının değerlenmesi çalışanların yani vatandaşın alım gücünü de arttıracak. Çözümün dolar kurunu kontrol etmek ve faizleri arttırmadan talebi kısmaktan geçtiğini söylemiştim. Peki faizleri artırmadan talebi nasıl düşüreceğiz? Bunun için de krediler azaltılacak ve sadece doğru yatırım yapacak şirketlere kredi verilecek. Geçmişe bakıldığında kredi faizleri düştüğünde kredi kullanımının arttığı görülür. Ancak Merkez Bankası bu dönemde aldığı önlemlerle hem kredi faizlerini hem de kredi miktarını aynı anda düşürmeye başladı. Yani Merkez Bankası kredileri kısarak talebi ve tüketimi azaltmaya çalışıyor. Yapılacak düzenlemelerle ucuz krediler hesabında dövizi olmayan ve sadece yatırım ve ihracat yapacak şirketlere verilmeli. Devletin verdiği ucuz krediler döviz stokçularına gitmediğinde talep azalmış olacak ve enflasyon aşağıya inecek. Bu krediler ihracat ve yatırım yapacak şirketlere ulaşırsa üretim artacak. Böylece uzun vadede arz artacak ve talep bir dengeye gelecek. Yani enflasyon sağlıklı bir şekilde düşürülmüş olacak. Bugün sadece Türkiye değil tüm dünya büyük bir dönüşüm yaşıyor. Yüzyılda bir görülen bir salgın küresel ekonomiyi esir etmişken üstüne bir de bölgesel savaşlarla bir enerji ve gıda krizini yaşıyoruz. Yaşanan darbelerle siyasi istikrarına ancak bir asır sonra kavuşan Türkiye, yerli ve yabancı sermayenin çıkarları yüzünden ekonomik bağımsızlığını yıllardır elde edemiyor. Şimdi küresel krizle birlikte yeni bir dünya inşa ediliyor. Türkiye iktisadi bağımsızlığını kazanmak için bu krizi bir fırsata çevirmek zorunda. Bu tarihi fırsatın önündeki en büyük engel, ülkenin kaybetmesi pahasına daha çok kazanmaya çalışan döviz stokçuları. Kaynaklarımızı sömüren bir avuç sermayedara dur diyebilirsek, Türkiye bu kaynaklarla üretecek, büyüyecek ve hak ettiği refaha ulaşacaktır. Kendi içinde adaleti ve refaha tesis etmiş bir Türkiye'nin küresel adalet için dünyaya anlatacağı daha çok şey olacaktır.